Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Buyurun. Merhaba arkadaşlar, 50 bin kişi olmamıza özel bir video hazırlamayı düşünüyordum. Ancak 54 bin kişi olduk. Desteğiniz için ve videolarımı izlemeye layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. YouTube'a devam edebilmek için motivasyon çok önemli. Yorumlarınız sayesinde buralara kadar gelebildim. Desteğiniz olmasaydı buralara kadar gelemezdim. Ürünleri hiçbir zaman övmedim. Artılarını ve eksilerini objektif ve samimi bir şekilde gerçek kullanıcı yorumumu katarak size aktarmaya çalıştım. Sizin desteğiniz olduğu sürece de bu şekilde olmaya devam edecek. Sağ olun, var olun. Birinci amacım YouTube'dan hiçbir zaman para kazanmak olmadı. Kendim zevk aldığım için video çekmeye başladım. Sonrasında ise kendim biraz titiz ve detaycı olduğum için inceleme videolarında ne görmek istiyorsam videoları da o şekilde hazırlamaya başladım. Yine sonrasında ise kendimi fiyatının hakkını veren ürünleri bulmaya ve incelemeye adadım diyebilirim. Ben bu işi severek yapıyorum ve size daha kaliteli videolar hazırlayabilmek için her geçen gün kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum. Bana en büyük desteğiniz kanalıma abone olmanız diyebilirim. Bunun için tekrardan size teşekkür ederim. Evet, şimdi isterseniz ufak da olsa bu çalışma odamı gezmeye başlayalım. Bu arada bir araya gireyim. Her 10.000 artmamızda özel videolar yapıyordum. Daha önceki yaptığım incelemeleri nasıl hazırlıyorum veya ekipmanlarımı tanıttığım sohbet videolarını izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Şöyle bir bakarsanız aslında odada çok fazla bir şey olduğu söylenemez. Küçük bir oda. Şöyle şu bölümden başlayalım. Mantar panom bulunuyor. Üzerine notlarımı yapıştırıyorum. Köşe bölümde şu ne diye soracak olursanız da bu taş yünü arkadaşlar. Amerikan beziyle bunu dışını kapladım. İçinin arkasını da çirkin gözükmemesi için bu şekilde siyah bir bezle kapladım. Bundan toplam 8 tane bulunuyor bu odada. Böyle gördüğünüz gibi 3 tane burada var. Perdenin arkasında bir tane. Şurada da 3 tane var. Bunlar odanın yankı yapmamasını sağlıyor. Epey bu yankı problemiyle uğraştıktan sonra yurt dışında bu yankı problemini bu şekilde çözdüklerini öğrendim. Aslında bir akustik firmasıyla da görüştüm ancak yüksek bir fiyat verdiler odadaki ses yalıtımını düzeltebilmek için. Ben de uygun bir şekilde nasıl çözerim derken bu şekilde taş yünü paneller aldım. Isı yalıtımında kullanılan taş yünü panellerden. Çevresine marangozda çıta yaptırdım ve üzerine de Amerikan bezi geçirerek bu şekilde yankıyı engelleyen paneller oluşturdum ve neredeyse %100 oranında yankı gitti diyebilirim. Yani şöyle bir baktığınız zaman bu odada gözle görülür çok fazla bir eşya yok. Yani sadece burada bir bilgisayar masası var. Burada da bir tane masa var. 2 adet de softbox var. Gördüğünüz gibi bu kadar az eşya olmasına rağmen yine de yankı yapmıyor. Oldukça memnunum bu taş yünü panellerden. Tabi bu perdenin de etkileri oluyor. Ekstra olarak yerde 2 adet Shaggy halı kullanmamın da en büyük sebepleri yankıyı engellemek. Yani yer de önemli yankıyı engellemek için. Evet, buradan devam edecek olursak burada gördüğünüz gibi 3 raflı bir kitaplığım bulunuyor. Bunu da marangoza zamanında yaptırmıştım. Burada teknoloji duvarı diye bir videosunu yaptım. IKEA'nın SCADIS akıllı duvarı bulunuyor. Bunların yerleri değişebiliyor hepsinin. Hatta bundan bir tane daha var. O da şu karşıda. Kulaklıkların takılı olduğu panel. Oldukça kullanışlı ve işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Eğer almayı düşünüyorsanız mutlaka bir videosuna bakın derim. Burayı ben şarj istasyonu olarak kullanıyorum. Şurada gördüğünüz gibi 3-3-6 çıkışlı iki tane USAMS'ın şarj başlığı bulunuyor. Buradan direkt bu elektriği açtığım zaman direkt onlara elektrik geliyor ve burada aynı anda 8-10 tane kulaklığı veya farklı elektronik cihazı şarj edebiliyorum. Oda küçük olduğu için de yerden tasarruf etme açısından oldukça iyi oldu benim için bu. Burada eskiden bir kitaplık bulunuyordu ve pek de düzenli durduğu söylenemez açıkçası. Şöyle bu yandan devam edecek olursak burada Gamma Screen markasının yine kanalda incelemesini yaptım. Motorlu bir projeksiyon perdesi bulunuyor. 2x2 boyutunda. Şöyle şurada da motoru bulunuyor gördüğünüz gibi. Burada ise gördüğünüz gibi tripodum bulunuyor. Manfrotto'nun Compact Advanced model. Bunun da kanalda videosu mevcut. Çekimlerimi bu açıyla yapıyorum. Yani buraya kamerayı koyuyorum ve gördüğünüz gibi ben her zaman gördüğünüz açı bu açı. Burada bir pencere bulunuyor. Bu perdenin aynısından buraya da yaptırma niyetim vardı. Ancak bu şekilde değişik bir hava katsın diye böyle bir örtü gibi bir şey örttüm bunun üzerine. Çok da hoş durduğu söylenemez ancak şu anlık bu şekilde. Burada 2 adet softbox ışığım bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunların da kanalda videoları mevcut. Burada bir adet katlanır bir masa bulunuyor. Ürünleri genelde bu masanın üzerinde çekiyorum. Softbox ışıkları masaya doğru yönlendirip burada da bir tane taburum var. Şöyle üst bölüme baktığımız zaman burada bir adet harici bir monitör görüyorsunuz. Bu monitörü HDMI girişi üzerinden kamerayı bağlayıp kendimi görebiliyorum. Kamerayı 6500
yerine Sony 6400 almamamın oldukça pişmanım açıkçası. Kameranın ekranı dönmüyor çünkü. Buradan kendimi takip etmek zorundayım. Burada 2 adet Philips Hue Play ışık bulunuyor. Bunları uzaktan komandası üzerinden veya uygulama üzerinden istediğim renkte yakıp ona göre bir efekt verebiliyorum. Burada Zhiyun Crane Plus Gimbal bulunuyor. Burada 1 adet LED ampul bulunuyor. Buna da pil dayanmıyor açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi şarjlı pil kullanıyorum buna da. Oldukça popüler oldu bu son süreçte. Herkes bundan aldı bir tane. Burada efsanevi DeLorean Geleceğe Dönüş 3 filminde kullanılan arabanın birebir modeli bulunuyor. Bu filme karşı ve bu arabaya karşı da özel bir ilgim olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu çiçeklerin hepsi plastik. Buradaki çiçek de IKEA'dan almıştım. Bunlar plastik çiçekler. Şurada Devam'ın akıllı bir Bluetooth hoparlörü bulunuyor. Bunda yine kanalda videosu mevcut. Bu bölümdeki her şeyi tanıttım sanırım. Şöyle şurada bir adet klimamız bulunuyor. Burada perdeler. Burada ise kulak üstlüğü, kulaklıkları bir arka plan oluştursun diye Skadis panoya bu şekilde dizdim ve çevresine de bu peri led denen ledden taktım. Bu fotoğraf makinesinin diyaframını küçülttüğünüz zaman bu bokehli görüntüler bu peri led sayesinde oluyor. Bu arada bu peri led de epey elektrik harcıyor. Eğer bu peri led almayı düşünüyorsanız bunun USB'ye takılan versiyonları da var. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Pilli olanlar çok hızlı bir şekilde pili tüketiyor. Burada 2 adet lamba bulunuyor ayaklı. Bunları epey zaman önce Koçtaş'tan almıştım. Şöyle burada bir sırt çantam bulunuyor. Bunu da AliExpress'ten almıştım zamanında. O zamanlar vergi yoktu. Markası bu. Oldukça da memnunum açıkçası. Bir 2 yıldır kullanıyorum. Hiçbir deforma yok. Evet, masamıza gelecek olursak masamızı özel olarak marangozluğa yaptırdım. 2 metre boyu 80 santimlik eni bulunuyor. Çam ağacı. Boyamasını ben kendim yaptım. Bu kısımlarda da 2 adet IKEA'nın rafları bulunuyor. Bunun adını hatırlarsam yazarım buraya bir yere. Daha önceki masam da IKEA'nın masasıydı ancak oldukça küçüktü. Bu masa oldukça rahat oldu benim için. Evet, şurada DX Racer'ın Volcair model oyuncu koltuğu bulunuyor. Bu oyuncu koltuğunun da videosu mevcut kanalda. Videoyu yayınladığım tarihten itibaren koltuğun üzerinde neredeyse günlük 8-10 saat geçiriyorum ve şöyle tam olarak şu bölümlerinde çok hafif bir deforme oldu. Onun haricinde bu oturma yerinde veya koltuğun başka bir yerlerinde deformasyon söz konusu değil. Oldukça da memnunum açıkçası bu koltuktan. Evet, şöyle bilgisayara gelecek olursak bu bilgisayarın da videosu kanalda mevcut. MacBook Pro 16 inç. En son çıkan modelin bir önceki modeli. Şu an gördüğünüz gibi Samsung 34 inç monitöre sadece bir adet Type-C kablo ile bağlı. Bu Type-C kablo üzerinden monitörün arkasında bulunan USB'leri kullanabiliyorum. Monitöre sesini aktarabiliyor, görüntüyü aktarabiliyor. Bir de üstüne üstlük monitörden bilgisayar 60 watt gücüyle şarj olabiliyor. Yani sadece tek bir kabloyla bütün olayı çözüyoruz. Bir yere gitmek istediğim zaman sadece bu kabloyu çıkartıyorum, bilgisayarı alıyorum. Geldiğim zaman da sadece bilgisayara bu kabloyu takıyorum. Olay bitiyor. Yani çok inanılmaz kullanışlı bir sistem. Monitör olarak da tam olarak burada model adını gördüğünüz 34 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüğünde ve 21'e 9 yani geniş ekran bir monitör kullanıyorum. Özellikle video montajı yaparken benim işimi çok kolaylaştırıyor bu monitör. Bu masa 2 metre olduğu için ortasında herhangi bir destek de bulunmuyor. Monitörü masanın üzerine koyarsam belki ilerleyen süreçlerde masada bir sıkıntı olur diye monitörü de duvara sabitlemeye karar verdim ve şöyle basit bir normal televizyonların sabitleme aparatından aldım. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde monitörü öne, arkaya ayarlayabiliyorum. Yüksekliğini ayarlayamıyorum. Yüksekliğini sadece sabit duruyor. Onun haricinde monitör masaya değmediği için de masa oynadığı zaman monitör de sallanmıyor. O açıdan da oldukça memnunum. Şöyle bu bölümde Apple'ın Magic Keyboard'unu kullanıyorum. Bu ilk çıkan Apple Magic Keyboard pilli olan versiyonu. Bunun yeni versiyonunda şarjlı. Yine bu trackpad'de Apple'ın trackpad'i kablosuz olarak direkt bilgisayara bağlanıyorlar. Bu da birinci nesil trackpad, yani eski bir trackpad. Burada ise Logitech'in M590 sessiz mouse'unu kullanıyorum. Memnunum, mouse'tan ses çıkarmıyor. Buradaki düğmeye bastığınız zaman iki tane cihaza bağlanabiliyor. Hem Bluetooth üzerinden hem de USB üzerinden bağlanabiliyor. Burada emektar bir saatimiz bulunuyor. Mutfak sayacımız. Bunu da çalışma aralıklarımı belirlerken kullanıyorum. Burada bir adet test ürünü Biltwolf FE9 görüyorsunuz. Bu da RGB'li gaming mousepad olarak geçiyor. Ancak bu kablo pek hoş durmadığı için bunu genelde takmıyorum ve bu şekilde
şekilde RGB kısmını kullanmadan mousepad'i kullanıyorum. Şöyle şu bölüme geldiğimizde ise Geleceğe Dönüş filmindeki DeLorean arabanın gördüğünüz gibi birinci filmden bir sahne, ikinci filmden bir sahne ve üçüncü filmden bir sahneyi birleştirerek bu şekilde bir tablo yapmışlar. Bu tablonun da şu an stoklarda yok galiba ama isterseniz kendiniz bu şekilde yaptırabilirsiniz. Epey soran kişi vardı bu tabloyu da. Evet, burada ise yine IKEA'nın gizli raf denen bir modeli bulunuyor. Buraya da bu projeksiyonu yerleştiriyorum. Test projeksiyonlarını ve buradan direkt bu gamma screen perdeye yansıtıp görüntü alabiliyorum. Şurada ise Philips Hue'nun kumandası bulunuyor. Buradan direkt odadaki bütün ledleri kontrol edebiliyorum. Şu kısımda ise yine masanın arkasında Philips'in 2 metrelik ledi bulunuyor. Açıkçası bu ledin fiyatı oldukça yüksek. Yani alırken de içimi en acıtan ürün bu oldu diyebilirim. Ancak bu setin tamamlanabilmesi için de maalesef onu almam gerekiyordu. Böyle buraya basıyorsunuz, bütün ışıklar kapanıyor. Bir daha açıyorsunuz ve modlar arasında geçiş de yapabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı. Yani dışarıdan bile yönetebiliyorsunuz bu ledleri. Ama tabii fiyat olarak bütün seti almak isterseniz epey fiyat artıyor. Evet, şöyle şu bölüme gelecek olursak şurada gördüğünüz gibi bir adet kablo saklama ünitesi duruyor. Bunu da IKEA'dan almıştım ve herhangi bir kablo karmaşasını engelliyor bu. Altta herhangi bir kablo gözükmüyor. Burada bir adet taburomuz, burada bir adet. Monitör yükseltmek için bunu marangoza yaptırmıştım ancak sonradan ihtiyacım kalmadığı için şu an bunu ayak yükseltici olarak kullanıyorum. Burada da bir adet tel çöplüğümüz bulunuyor. Bu IKEA'nın dolaplarından da oldukça memnunum. Yani bu kadar olmalarına rağmen neredeyse koca bir dolabın aldığı eşyayı alıyorlar. Çok aşırı kullanışlı geldi bana açıkçası. Şöyle bir iki tanesini göstereyim. Daha burası en ilgi çekici yer olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradaki tam kablosuz kulaklıkların hepsi burada. Test için gelenler veya daha önce test ettiklerim buradalar. Burada kumandalar, notlar, eski bir iPhone 5 telefon. Şöyle burada aksiyon kamerası, bir adet kablolu kulaklık. Burada yine akıllı saatlerin kabloları. Burada da mikrofonla alakalı olan aksesuarlarım bulunuyor. Alt taraflarda çok detaylı bir şeyler bulunmuyor açıkçası. Burada bir PlayStation 4 ve Mi Box vardı. Yani oldukça memnunum bu raflardan. Eğer bu şekilde bir masa yaptırmayı düşünüyorsanız bence oldukça güzel oluyor bu şekilde. Yani iki tane bundan alıp üzerine bir tahta kestirdiğiniz zaman kendi zevkinize göre bir masayı yapabiliyorsunuz. Bir negatif özellik olarak şöyle görebildiğiniz gibi arka bölümü bir miktar eğer genişliğini çok geniş yaparsanız bu şekilde oluyor. Ancak o da çok rahatsız etmiyor açıkçası. Ha, bir tane de burada çiçeğimiz varmış. Canlı bir kaktüsümüz. Evet, sade ve minimal bir şekilde tasarladığım çalışma ortamım bu şekildeydi. Odadaki eşyaların gösterişten ziyade daha çok üretkenliğe ve verimliliğe hizmet edebilmesi için bu şekilde tasarladım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tüm desteğiniz için ve videolarımı izlemeye layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.